Kimsesizler kimsesizi. Yavruma sahip çık. Yavrum. Canım. Canımın içi. Allah yardımcın olsun. İnan seni bırakmazdım ama. Çaresiz elden ne gelir? Tepecik kutlu olsun çocuklar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Akşam oldu kandil parası. Elinden ne gelir, ne gelir, ne gelir. Buyur bana misafir ol bu akşam. Birlikte yemek yiyelim. Sağ olasın Vakkas. Akşam gelinle oğlan gelecek. Evde olmam lazım. Devir feza devri. Biz hala tepecik falan. Hiç elleşme yapsınlar. İster feza çağı olsun, ister daha da ötesi. Mesele gelenekleri unutmamak. Sahip çıkmak. Öyle de... Hem sıkıntıya sokmuyor ki insanları. Çocuklar eğleniyor, büyükler mutlu oluyor. Bayram yerine dönüyor her yer. Tepecik, tepecik diye inliyor sokaklar. Biz de yapardık aynı şeyleri. Gece türkümüzü söyler, ev ev gezip toplardık o güzelim yiyecekleri. Tepecik, tepecik. Tepecik. Eski hamam, küpecik, 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 küpecik. Kızmazsan bir şey söylemek istiyorum Vakkas. Niye kızayım canım, söyle. Söz ver kızmayacağına bana. Yaşar. Şu mesele. Kızın yani. Okulunu bitirdi, doktor oldu. Eesi affet artık şunu. Bağışla. Gelsin elini öpsün. Size mi geldi yoksa? Yok yahu katiyen. Vallahi yok öyle bir şey. Ben sadece kendim yani. Ne olur bir kenara bıraksan artık bu öfkeyi diye. Üzerine vazife olmayan işlere karışma Yaşar. Sinire koyma adamı. Ne inatçı bir adam bu ya. Akşam oldu kandil parası. Akşam oldu kandil parası. İyi akşamlar çocuklar. İyi akşamlar. Ben de olabilirim. Al canım. Hadi sen aldın. Çekil arkadaşım da alsın. Tepecik kutlu olsun. Yol parası, mum parası. Akşam oldu kandil parası, ya parası. Ya işte böyle. Bu türküyü hatırlıyor musun Vakkas? Biz de ne çok söylerdik ya. Bak, duyuyor musun? Hey gidi hey, ne günlerdi. Hey Vakkas ne tarafa? Ben namazı camide kılıp öyle geçeceğim eve. Allah kabul etsin. Cümlemizi. Selametle. Cümle.
benim gibi aç kalsın istemiyorum. İyi biri bulursa karnı doyar bari. Allah'ım, sen günahlarımı affet. Yavrumu koru. Mecburum Allah'ım. Hayırdır inşallah. Sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Canım, 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 canım. Ben bir günah işledim. Suçluyum. Karnımdaki günahsıza kıyamazdım. Doğurdum. Fakat o da benim gibi aç kalmasın diye Allah'a emanet ettim. Bebeğimi bulan insaniyet namına baksın ona. Adı Mustafa'dır. Bak şu işe. Allah Allah. Nasıl da şirin bir şey bu böyle. Ne yapacağım şimdi ben bunu hocam? Şimdilik yapacak bir şey yok. Yarına birlikte bakarız artık. Kim bırakmış, niye bırakmış? İyi bir soruştururuz sağa sola. Takayım yavrum. Hayırdır inşallah. Bak. Geldim, geldim. Buyur bakkas emmi. İşin var mı Nuriye kızım? Hayırdır? Bana gelebilir misin kızım? Satiye'yi okula gönderip geliyorum. Sağ ol kızım. Allah'tan bize vardı biberon. Yoksa çıkıp dükkan dükkan gezecektik şimdi. Ne suçu günahı var şu garibin şimdi? Yazık. Anasını babasını bulurlar kısa zamanda. İnşallah. Yavrum yavrum. Ne güzel gözlerin var maşallah. Selamun aleyküm. Hadi canım benim. Selam. Hadi doyur karnını. Yavrum. Yavrum. Haberler kötü Vakas Usta. Ne oldu? Gün doğarken uçurumun dibinde genç bir kadın bulmuşlar. İntihar etmiş. Bebeğin annesi mi yani? Kuvvetli ihtimal. Kimmiş peki kadın? Kimse tanımıyormuş. Ceset sahipsiz. Vah vah. Kimlik falan da çıkmamış üzerinden. İkindiden sonra defnedeceğiz ama savcılık izniyle. Yani kadın başka bir yerden geliyor. Bebeği cami avlusuna bırakıp intihar ediyor. Öyle mi? Aynen öyle. Allah Allah. Allah Allah. Ne yapacaksın peki? Bilmiyorum. Bakamazsın sen o çocuğa. Onu ben de biliyorum Yaşar. Nuriye olmasa dükkana getirmek zorunda kalacaktım çocuğu. Nuriye? Ev sahibinin karısı. Kadın bugün bakar, yarın bakar. Ya sonra? Sabrımı mı deniyorsun sen? Katiyen. Çocuk esirgeme kurumuna ver diyorlar. Kim diyorsa doğru diyor. Aklın yolu bir. Yarın bir gidip sorayım diyorum. En iyisi.
Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Ha, ne oldu? Gittin mi çocuk esirgeme kurumuna? Gittim. Ne dediler? Konuşmadım ki bir şey desinler. Nasıl ya? Kapısına kadar gittim. Tam girecektim aklıma şey geldi. Ne geldi? Bu çocuğun adı dedim. Sadece Mustafa olmaz. Bir de ön isim lazım dedim. Muhammed Mustafa olsun dedim. Ne diyorsun sen Vakkas? Ne dediğimi ben biliyor muyum? İyi geceler çocuklar. Hayırlı geceler Akkasene. Tebeşir kutlu olsun. Sizin de. Alın bakalım hadi. Yavaş olun hepinize var. Teşekkür ederim abla. Teşekkür ederim. Alın çocuklar alın. Ben de istiyorum. Alın. Ben de. Hadi gönderim. Hadi gönderim yapmayın oğlum. Benim minik torunum da büyüyecek. Bunların arasına karışacak inşallah. Aslanım. Mustafa'm benim. Muhammed Mustafa'm. Aslan Mustafa'm benim. Mustafa! Geç kalma oğlum! Tepecik biter bitmez gel! Tamam dede! Tepecik kutlu olsun Vakkas usta. Mustafa gitti mi? Gitti. Bizimkiler yumurta istedi de o yüzden geç kaldım. Gitti koş. İkisini kafa kafaya çarptım, arkadakilere döndüm. Bir ona, bir buna.
Biri kapmadan ötekini indiriyorum yere. Kaç kişiydi ya bunlar Bedo? Saymadım ama 20 falan. Ya 15. Ulan size de laf anlatmaya gelmiyor. İçine ediyorsunuz muhabbeti. Gene topa takıldı bu oğlan. Çocuktur, bırak oynasın. Hiç anasını babasını sormuyor mu bu çocuk? Geçen gün nereden aklına gelmişse sordu. Ne dedin? Sen daha bebekken öldüler dedim. O ne dedi? Nasıl öldüler dedi. Sen ne dedin? Hastalanıp öldüler dedim. O ne dedi? Ne hastalığından diye sordu. Sen ne dedin? Veremden dedim. Peki o ne dedi? Doktora gitmediler mi dedi. Sen ne dedin peki? Doktorlar çare bulamadılar mı dedi. O buna karşılık ne dedi? Zıkkımın kökünü dedi. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Sorgu sual. Başımıza kabir azabı kesildin Yaşar Efendi. O ne dedi? Sen ne dedin? La havle ve la kuvvete. Ya benim endişem, yani Mustafa için. İleride mesele çıkmasın diye hani. Ne diye çıkacakmış? Yarın bir gün birinden duyarsa, hakikati öğrenince... Millet işini gücünü bırakacak. Oğlanı tutup vakkas senin Özde'den değil diyecek, öyle mi? Öyle değil tabii de. Yahu git işine Yaşar. Sinire koyma beni yine. Bunu yapacak olanın dilini keserim imanıma. Öyle değil mi ulan? Ben zaten hiçbir şey bilmiyorum ki usta. Dilinin kesilmesiyle senden kurtulur belki ama benden nasıl kurtulacak? Esas mühim olan o. Sen onun dedesisin, ekmek mi saf çarptın ki? İki gözüm önüme aksın ki o senin öz torunundur. Kendi gözlerimle gördüm. Yemin billah. Sen onun en güzel bir... Tamam ulan. O kadar da uzun boylu değil. Dede. Dede. Topumu patlattılar dede. Ya sen beni deli mi edeceksin Mustafa? Niye böyle yapıyorsun oğlum? Niye laf dinlemiyorsun? Okul çıkışında doğru dükkana geleceksin. Bir yere gitmeyeceksin. Orada burada top oynamayacaksın demiyor muyum ben sana oğlum? Şu haline bak. Gel gel gel. Bu gece dışarı çıkmak yasak ulan sana. Yapma dede. Tepecik gecesi bu gece. Laf dinleseydin o zaman. Yok sana tepecik bepecik. Ya izin ver gece çıksın. Yapmaz bir daha. Şuna bak. Boylu boyunca çamura bulanmış zaten. Yahu her gece çamaşır yıkıyorum ben be. Ver bizim hanımı yıkasın. Olmaz. Yazık kadına. Kaç yaşına gelmiş kadına çamaşır mı verilirmiş? Çamaşır hanım teyze yıkıyor da sanki. Ne biçim laf lan o? Ya kılıbık olduğunu cümle alem biliyor Yaşar emmi. Bırak şimdi bu ayakları. Katiyen yok öyle bir şey. Ne çamaşır yıkarım ne de bulaşım. Bir temizlik yaparım ara sıra, o kadar. Geçen çamaşır sererken görmedik mi düzgün? Ne? Yalan. Yalan. Zinhar yalan. Katiyen sermedim. Konuşsana oğlum. Beraberdik ya. Vallahi da billahi de ben esas olarak yürüyordum orada. Tamam Bedo abiyle beraberdik ama... benim ne diyeceğim bir şey var... ne de anlatacağım bir görüntü. Fakat gene de derseniz ki... düzgünün durumu nedir? O zaman şöyle söylemem icap eder ki... o da şudur... İnsan insana benzemez. İki elin parmakları bile birbirinden farklı çünkü. Şayet biri sana gördüğünü anlat derse... sen vaziyeti kontrol edeceksin önce. Öyle değil mi ama? Her şey bir kontrol mekanizması dahilinde hareket etmez mi? 2 kere 2 4. Bu kadar basit. Ne dedin lan sen şimdi? Bilsem. Şere 2 4 demedi ya. Ben gidiyorum dede. Daha erken değil mi oğlum? Arkadaşlarım bekliyor. Tepeye çık için mi? Evet. Ceviz de çıkar dede. Bu gece mühim. Tamam ulan tamam.
Hadi ben gittim. Büyümüş de küçülmüş şey. Geldim ulan, geldim. Ben sana erken gidiyorsun demedim mi? Evet. Baba. Baba izin ver içeri gireyim. Niye? Biraz konuşmak istiyorum seninle. Konuş bakalım ne konuşacaksın. Yüzüme bak baba. Sınavı üstün başarıyla kazanıp tıp fakültesine girdim. Konuşmadım benle. Okulumu bitirdim, doktor oldum. Yine konuşmadım benle. Uzmanlık üzerine ikinci ihtisasımı da yaptım. Bari şimdi... Lafımı dinlemeyen, kendi başına buyruk biriyle konuşmam ben. Ama kızınım ben senin. Kızım değilsin artık benim. Reddettim. Baba. Baba deme bana. Annen de ben de evlenmeni istemiyorduk o hergeleyle. Sen ne yaptın peki? Kaçtın ona. Hem de daha sınava hazırlanırken. Hem de annenin hastalığını bile bile. Kahrından öldü kadıncağız. Ama beni öldüremeyeceksin. Evlatlıktan reddettim seni. Çık git evimden. Bir daha da görünme gözüme. Babaymış. Baban yere batsın. Şeyi söylemek için gelmiştim asıl. Boşandım ben o hergele dediğin adamla. Çocuğumuz da yoktu zaten. Zor olmadı boşanmak. Geceler olsun çocuklar. Sağ ol bakkal. Tepeciğiniz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hayırlı geceler dede. Dur oğlum dur. Sen zaten evde yiyeceksin. Bir sene kaldı. Ne yaptın oğlum sen? Ne yaptık? Kimseye bir şey bırakmamışsın. Sen bir sepet dağıtıyorsan ben bir sepet doldurup getireceğim. Görgüsüz oldun çıktın oğlum sen. Alın hadi. Bir tane de bana versin. Teşekkür ederiz bakkas dede. İyi geceler. Üstüme bakkas dede. Ulan kerata. Hiçbir şey bilmiyorsan şu Mustafa'yı misal al.
Vallahi billahi benim yaşım bunlardan büyük olduğu için. Şimdi en çok benim, esasında benim işim olmaz öyle tepecikle falan. Hem senin dediğin gibi biz olmazsak ne olur usta? Ne olurmuş? Kral çıplak. Ben gene de maksat adet yerini bulsun diye, daha doğrusu bizimkiler çık bir şeyler topla dedikleri için. Tamam ulan kes. Al şunu da eve elin boş gitme. Hadi. Koş ulan yetişsene onlara. Başsın usta. Beni bekleyin. Ulan çıraktan bile şansım yok. Hocam, keşke seni dinleyip zamanında söyleseydim çocuğa hakikati. Bir korku sardı ki içimi, sorma. Her şey olacağına varır Vakkas Usta. Ferah tut işini. Muhammed Mustafa'nın dirençli bir çocuk olduğuna şahit oluyorum sık sık. Kanımca gerçeği öğrense bile yine dede diyecek sana. Hanenizde aynı sıcaklık devam edecek. Acaba diyorum, oğlanı da alıp gitsem mi buralardan? Öyle ya. Kimsenin bizi tanımadığı bambaşka bir şehre atarsak kapağı, korkmam için lüzum kalmaz artık. Burada kurulu bir düzenim var Vakkas Usta. Az çok dükkandan kazandığınla karnınız doyuyor. Ya gittiğiniz yerde eli yüzü düzgün bir dükkan açamazsan, iş kuramazsan, o zaman ne olur haliniz? Hele bir de Allah korusun, senin başına bir hadise gelirse, çocuk bir başına kalmaz mı? Burada gene biz varız. Arkadaşların, eşin, dostun, ahbabın var. O da doğru. Bu sende dursun hocam. En güvenilir sensin. Ne bu? Mustafa'nın adına hesap açtırdım bankada. Malum yaşlılık. Bir ayağımız çukurda artık. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bunu gözüm gibi saklayacağım, emin. En ufak şüphem yok hocam. Ev kira, dükkan desen beş para etmez. Bari bankada parası olsun Muhammed Mustafa'mın. Hadi, kal sağlıcakla. Selametle. Gelsin millet. Hoş geldin. Vakkas emim nerede? Camide. Allah kabul etsin. Vay, en iyi kumaştan. Kimin bu? Tanımazsın. Ensesi kalın biri belli. Bedrettin abine bir çay kap bakalım Mustafa. Düzgün abi kapsın. Peki o kapsın. Düzgün, uç bakalım. Niye işim aksıyor? Şuraya bak. Onun paçasını yapıp ütelediği pantolonlar bir sürü. Benimki iki tane. Ne oluyor o zaman? Ne oluyor? O benden çok daha fazla bahşiş alıyor. Ulan serbest piyasa ekonomisi nereye kadar girdi be? Rekabet tabii olacak o kadar. Zaten yarım gün okuldayım. Bir de çaya maya gidersen beş para bahşiş alamam değil mi? Aynen öyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Vay Vakkas emim. Hangi rüzgara borçluyuz gelişini? Kendi dükkanım değil mi oğlum burası? Ver şu elini öpeyim, ver. Bırak ya. İşin yok mu oğlum senin? Her Allah'ın günü buradasın. Olmaz mı? Hem de var ya üf yani. Öyle böyle değil. Lakin benim için seninle oturup iki lafın belini kırmak daha mı iyi? Niye? Çünkü çok şey öğreniyorum senden. Evliya değilsen Allah canımı. Hop hop hop. Ağır gel Bedo. Yalanım varsa yıkık duvar altında kalayım. Tamam ulan kes. Paşasın dinime, paşasın. Öfkelenmem bile var ya. Yahu kes diyorum. Tamam kestim. La havle ve la kuvvete. Buyur Bedo abi. Eyvallah koçum. İçin aslanım için. Gelsin çaylar gitsin kahveler.
Terzi dükkanı değil, kahvehane sanki. Vakkas baba hayratı. Gel lan buraya. Tamam abi, tamam. Gel dedim sana. Gel lan buraya. Serseri seni. Gösteririm ben sana. Ne oldu Bedo? Hiç. Vakkas Emin'le atıştık biraz. Niye? Senin hakkında ileri geri konuştu. Dayanamadım ben de. Verdim ağzını payını. Yaşar Emin bir tanedir. Sen onun elinde su dökemezsin deyince kızdı bu. Hadi be sen de git işine. Misafir geldik. Bir çay ısmarla bari. Çaymış. İyilik de yaramıyor millete, iyi mi? Alacağım seni güzel kız. Şu alemin en yakışıklısının hanımı olacaksın. Allah kısmet ederse. Dedem gönderdi. Biliyor benim tabii neden dikenler olduğumu. Onun için. Bir şey söyledi mi? Kusura bakmasın falan gibi. Lafı tutma beni Bedo abi. İşten geri kalıyorum. Tebrik ederim Hatice. Sağ olun hocam. Uzmanlığını başarıyla almış bulunmaktasın, bravo. Sağ olun, sayenizde hocam. Darısı doçentliğine, profesörlüğüne. Kararını büyük bir merakla bekliyorum. Sanırım siz de burada kalmamı istiyorsunuz. Tabii ki. Teşekkür ederim. Hayırdır kızım? Ne bu asık surat? Yalnızca bugün için söylemiyorum bunu. Son zamanlarda üzgün ve dalgın görünüyorsun. Yok bir şey hocam. Eşinden boşandığın için mi yoksa? Hayır. Baba. Babam yüzümü bile görmek istemiyor. E çağıralım, konuşalım. Gelmez hocam. Biz gidelim. Olmaz. Bu iş bitti artık. Gençtim, cahildim. Bir yanlış yaptım. Önce annemi kaybettim. Sonra babam beni evlatlıktan reddetti. Mutsuzluk böyle bir şey olsa gerek. Yapma kızım. Bunca başarılı yılın ardından böyle konuşma. Mesleğinde zirveye tırmanıyorken. Bunların ne önemi var hocam? Baba şefkati olmadıktan sonra. Buyurun. Vakkas, beyefendi seni arıyormuş. Merhaba. Merhaba. Sizinle bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Buyurun. Baş başa. İçeri geçelim. Kim bu amca Yaşar dede? Profesörmüş kendisi. Profesör? Yani büyük adam. Okuyorsun. Çok okuyorsun. Hayatın boyunca okuyorsun. Sonra işte böyle profesör oluyorsun. Vay be. Kızınız ülkenin en iyi, en başarılı doktorlarından biri. Çocuk hastalıkları uzmanlığını aldı. Yetmedi. Bir de hematolog oldu. Hematolog? Kan hastalıkları uzmanı. Ben yalnızca ona değil, birçok asistana hocalık yaptım. Fakat inanın, kızınız kadar başarılısını görmedim. Gelin. Şu inadınızdan vazgeçin. Ne de olsa çocuğunuz o sizin. Hata yaptığını kendisi de kabul ediyor. Bağışlayın. Bağrınıza basın kızınızı. Kendisi mi istedi buraya gelmenizi? Hayır. Yemin ederim ki haberi yok buraya geldiğimden. Sadece ülkenin değil, dünyanın en iyi doktor olsa umurumda değil yine de. Evimin kapısından giremez içeri. Ben sildim onu. Öyle bir çocuğum yok benim. Son sözünüz bu mu? Bu. Niye oturmadınız sayın profesörüm? Gerek kalmadı.
Kalbini yumuşatmamaya ant içmiş birinin mekanında oturmamın bir anlamı yok. Şeymiş değil mi bu profesör? Hatice'nin hocası. Yaşar. Bakışını. Sorusu olanın dilini keserim. Ona göre. Allah razılık versin. Sana da dedeciğim. Dede. Efendim. Kimdi o amca? Tamam tamam sormadım. Önemli biri değildi oğlum. Alacağını istemeye... Profesörmüş ama. Ne olmuş profesörse? Okumanın neyi bir şey olduğunu anlatırsın ya hep bana. İşte o amca hayatı boyunca okumuş. O kadar okumuşsa önemli biridir. Gel Hatice. Hocam rahatsız etmiyorum inşallah. Estağfurullah. Otur bakalım. Nasılsın? Sağ olun siz. Sağ ol. Ben kararımı verdim hocam. Nedir? İzin verirseniz burada kalmak istiyorum. Hah şöyle. Aklın yola bir. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim hocam. Geçen gün elinde kumaşla biri geldi benim dükkana. Kime diktireyim diye soruyor. Ulan dedim eşek, bu mahallede terzilerin en iyisi dururken sen daha neyi düşünüyorsun? Kumaş da en pahalısından ha. Buyur abi. Sağ ol. Ben başkasına diktireceğim diye gitti. Sonra ne oldu biliyor musun? Bilmiyorum. Mundar etmişler kumaşı. İnanmazsın Vakkas Usta ama yanık izi bile var üzerinde. Hadi canım. Yeminle. Laf dinlemeyenin sonu bu olur. İyi günler Digi abi. Ellerine sağlık Vakkas Ustam. Bel falan şahane valla. Ulan. Bu ne? Ulan. Vakkas Usta. Bu ne? Düzgün. Bu pantolonu sen hazırladın değil mi lan? Vallahi da billahi de ben hazırlamadım usta. Mustafa atmış benim köşeme. Ben hiç yapar mıyım böyle? Bugüne kadar daha bir tane bile iç kazası yapmadım ekmek musaf çarpsın. Geç ulan içeri. Pantolon ne olacak? Yenisini dikeriz ulan. Sinire koyma adamı sen de. Bir de yalan söyleyip suçu başkasının üzerine atarsın ha? Al. Ama. Vallahi billahi ben yapamadım. Şuna da bak hele, ne de güzel uyuyor. Dersin ki bir melek. Torunum diye mi öyle geliyor bilemiyorum. En güzel çocuk bu. Oğlanla geline söylesek de daha sık getirseler bunu. Hatta bizde kalsa hep. Olur mu canım? Gözlerinin önünde olsun isterler. Biz de öyle değil miydik? Çocuklarımızı bırakır mıydık hiç başka yerlerde? Biz başka yer miyiz hanım? Dedesiyle ninesinin evinde kalıyor nihayetinde. Olsun. Gene de anasının babasının yanı başka. Hadi bir kahve yap da karşılıklı içelim hanım. Peki bey.
Can işte. İllaki yakında olsun istiyor insan. Hı hı. Her Allah'ın günü görmeden edemiyor. Öyle de ne yapacaksın artık? Bak mesela Vakkas'a. Adam cami avlusundan bulduğu çocuğu bile torunu gibi gördü. Canı gibi sevdi. Sevecek tabii. O çocuk Allah'ın bir garibi. Allah'ın sevgili kulu. Allah'ın her kulu sevgilidir. Öyle de bu başka hanım. Vakkas efendi çocuğu sokağa atacak değildi ya. Katliyen yapamazdı. Ben karşısına dikilirdim evvela. Öksüzüm be. Ne güzel bir şey yani. Anası intihar etti. Babasını desen kimse bilmiyor. Belki herifin kendisi bile bilmiyor Mustafa adında bir çocuğu olduğunu. Yazık. Lakin Vakkas'ın da çok emeği geçti hanım. İnşallah iyi biri olur da emekleri boşa çıkmaz. Daha şimdiden kendini belli ediyor öksüzüm. Belli ki büyük adam olacak. İnşallah be inşallah. Allah bir taraftan yüzünü güldürsün çocuğu. Öyle hanım öyle. Hadi geç oldu biz de yatalım. O sıra askerden yeni dönmüşüm. Uğramışım Beyoğlu'na. Bütün kızlar bana hasta. Yok dedim tabii. Bana göre biraz yaşlısın dedim. Türkan şuraya. Heh, ta kendisini. Bir hafta kaldım Beyoğlu'nda. Hülya Avşar bir yandan, Nüket Duru öte yandan. Yalvarıyorlar kal diye. Sıkıldım diyorum. Mahalleye dönmem lazım diyorum. Anlatamıyorum. Anlamıyorlar. Aşıklar çünkü. Madonna İstanbul'da o sıra. Konser için Türkiye'ye gelmiş. Beyoğlu'nda yürürken birden bir baktım Madonna. İlk görüşte gönlü düştü bana. Tercüman aracıyla anlaşıyoruz. Ne olur benle gel diyor. Ağlıyor. Kim, Madonna mı? Heh, ta kendisi. Ne haber Mustafa? İyiyim. Çök bakalım. Nerede kalmıştık? Madonna'da. Heh, Madonna. Tercümanına diyorum. Söyle diyorum. Ben evime döneceğim. Naciye'yi seviyorum çünkü diyorum. Yok abi. Kara ayaklarıma kapanıyor. Ben de İngiltere'ye gel diye yalvarıyor. Madonna Amerikanlı bir kere. Olsun oğlum. İngiltere'de dayısı varmış. Yıllar evvel oturma izni almış. Çalışıyormuş adam. Oraya gidelim demesinin sebebi babasından korkusu. Evlenince gidip elini öperiz, af dileriz diyor. Yok dedim Madonna. Sen benim dünya ret bacımsın. Amma salladın sen de Bedo abi ya. Yalanım varsa şuradan şuraya gidemeyim. Sonra ne oldu peki? Sonra döndüm evime. Sevmedim çünkü Beyoğlu'nu. Soğuk geldi bana. Her taraf artist dolu. Ne yana baksam Kadir İnanır, Özcan Deniz, Masum Kırmızıgül. Sevmediler beni bir de. İstemedi artistler. Sebep? Tüm karılar bana hasta da ondan. Hepsi nal topluyor o sırada. Ya bırak Allah'ını seversen Bedo abi. İyice uçtun artık. Ulan size yalan borcum mu var? Bedrettin Bey. Emret güzel kız. Elektrik faturamız var da bugün son gün. Parayı versem yatırabilir misin? Yatırmak ne demek? Lazım gelirse ben de yatarım. Bana müsaade. Malum yengeniz olur kendisi. Hadi şimdi sıra maçta. Ben adam seçeceğim önce. Aldım verdim yaparız. Olmaz ben seçeceğim. Tamam ya sen seç. Başka bir emrin var mı sultanım? Kendine iyi bak. Alacağım seni Naci. Anana söyle alemin kralının hanımı olacaksın. İnşallah. Mustafa'yı aldım. İsmet'i aldım. Önünü çıkarıp geçsene oğlum. Ben oynayamam. Niye? Üstümü başımı kirletirsem dedem kızıyor. Dükkana geç kalıyorum sonra işler aksıyor. Sanki dükkanın ustası sensin. Hem o senin deden değil ki. Dedemle nenem konuşurken duydum oğlum. Vakkas dedi seni cami avlusunda bulmuş bebekken. Öksüz müsün sen? O zaten öksüz. Öksüz ama bizim bildiğimiz gibi değil. Ne diyorsun sen be? Vallahi bak annen intihar etmiş.
Babanın da kim olduğunu kimse bilmiyor. Çocuğu olduğundan bile habersizmiş adam. Mustafa'nın babası için diyorlar, öyle mi? Evet. Yani vakkas dedi senin Özde'den değil. Tuttuk aynı kumaştan aldık, bir daha diktik pantolonu. Müşteri bu, malını temiz ister. Vallahi de billahi de ben... Kes ulan, yalancı kerata seni. Ne oldu oğlum? Mustafa'm, ne oldu oğlum? Dövdüler mi yoksa? İstemiyorum seni. Mustafa, aç şunu. Git buradan, istemiyorum seni. Mustafa, sinire koyma adamı. Aç şu kapıyı. Eve gidelim. Gidelim, tamam. Kusura bakma. Bilemezdim böyle olacağını. Torununa sahip çık Yaşar. Yoksa ne yapacağımı Allah bilir. Bana babamla annemin fotoğraflarını göster. Yalandı, değil mi? Sen benim öz dedem değilsin, değil mi? Üzülme bunca Vakkas Usta. Nasıl olsa bir gün gerçeği öğrenecekti. Bilsem böyle olacağını, ben söylerdim evvela. Yemeden içmeden kesildi. Okuluna hevesle giden çocuktan eser yok şimdi. Günlerdir yatıyor. Eve doktor getirdi, bir şey bulamadı. Morale ihtiyacı var dedi sadece. Kısa zamanda toparlar umarım. Yoksa ben de alacağım. Onu böyle bitap görmek perişan ediyor beni hocam. Boğazıma düğümleniyor laflar. Hiçbir şey diyemiyorum. Elim ayağım kesiliyor. Küçücük bir yavru nasıl kaldırabilir böyle bir şeyi? Allah'ım, sen bize yardım et.
Ne oldu bu çocuğa anlayabilmiş değilim. Yerinde duramazdı. Şimdi oturduğu yerde kalıyor. Sınavlarda yıldızı pek iyi alırdı. Şimdi verdiği kağıtlar bomboş. Bir hastalığı falan olmasın? Allah korusun. Mustafa! İyi bir doktora götürmenizi öneririm Vakkas Bey. Sinsi bir hastalığı olmasından korkuyoruz. Anlıyorum hocam. Allah korusun, kötü bir şey varsa baştan anlaşılır bari, değil mi? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Tepecik, tepecik, eski hamam küpecik, küpecik. Verem verem olsun, ver beni, gel başlı bir kız olsun. Ya parası, parası, akşam oldu kardeşim. Oğlum, Mustafa'm. Hadi sen de çık dışarıya. Bir dolu şey hazırladım ama çocuklara. Verdiklerimizin karşılığını kim getirecek eve? Çocuklar. Al. Olabilir mi? Çek ulan elini. Zırnık yok sana. Dedem dövdü zaten beni. Dövmekle kalmışsa iyi gene de. Seni bana verseler dilini keserim. İyi geceler çocuklar. Muayene neticesinde pek bir şey saptayamadık. Fakat bu hastalığı yoktur anlamına gelmez. Bizi aşan bir şey olabilir. Siz iyisi mi bir hastaneye götürün bu çocuğu. Yaşar'ın mı? Nuriye bacıdan öğrendim geldim. Ne oldu Yaşar'ın mı? Ne dedi doktorlar? Tahlil yapıyorlar daha. İnşallah bir şey çıkmaz altından. İnşallah.
oldu doktor hanım? Kötü bir şey mi var? Konuşmak için henüz çok erken. Servise yatırıp Eniko'nu tetkik etmemiz şart. Rapor burada. Bizi çağırdı. Çabuk gidelim. Madem hastalığı kanla alakalıymış, gel kızına götürelim şu çocuğu. Ya kan hastalıkları üzerine... Olmaz. Ölse de götürmem onu. Ya götürelim, tedavi etsin. Gene konuşma sen. Ben hallederim. Olmaz diyorum Yaşar. Sinire koyma adamı. Şöyle oturun. Biyopsi raporu geldi. Keşke böyle olmasaydı ama tahmin ettiğimiz gibi. Maalesef torununuz lösemi hastası. Kanser. Öyle mi? Koltuk altı lenf bezleri bile ceviz kadar büyümüş. Derin eklem ağrıları çeker böyle hastalar. Bugüne kadar fark etmemiş olmanız şaşırtıcı. Hiç mi yakınmadı ağrılarında? Sebebi bilinmeyen bir hastalık bu. Direncin ani düşmesiyle birlikte ortaya çıkabilir. Geç kalmış sayılmazsınız gene de. Eğer bir fakülteye hematoloji servisine götürürseniz kurtulma şansı olabilir. Burada bu hastalığın üstesinden gelemeyiz. Lütfen bu dediğimi yapın. Gel şu inadından vazgeç. Kızın memleketin bu konudaki en iyi doktorlarından biriymiş. Ona götürelim ha? Buyurun. Kolay gelsin Hatice kızım. Yaşar amca. Yaşar amca hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Hoş bulduk. Seni böyle karşımda görmek... inan çok şaşırdım, çok sevindim. Buyur şöyle. Biri var yanımda. E o da gelsin. Kim? Oldum ben. Odamdayım bir şey olursa. Tamam Hatice Hanım. Üzülme artık. Yaşar Usta'yı dinleyip kızına götürmekle en iyisini yaptın. Vakkas Usta, torununun kurtulacağına yürekten inanıyorum şimdi. Çekindiğimizden söyleyemedik sana. Hatice kızım gazetelere çıktı birkaç kez. Çok başarılı bir doktor olduğundan bahsediliyordu. İnşallah hocam. İnşallah kurtarır o masum yavruyu. Hocam,
Kusura bakmazsan, hani sana bir banka cüzdanı vermiştim ya, onu diyecektim. Hatice'nin hastanesi pahalı bir yer. Bakkas usta, o hesap zaten Mustafa'nın değil mi? Ne demeye bu kadar incelirsin ki? Bunu mahalleli olarak aramızda topladık. Ne olur ne olmaz diye. Bunlar da üst baş Mustafa için. Topla dirbilinge başlayıp ipe dizer gibi 6-7 kişi geçtim. Orada yalıktan çıkarken bir baktım kaleci önde. Giriverdim abi topun altına. 45 metreden şamda. Hop kalecinin üzerinden ampul gibi takıldı top filelere. 4. gol de sen attın yani. 7 gol attım o maçta. Maç kaç bitti? 8-1. Boşuna rüzgarın onunla çıkmadı adım. Topu ayağıma aldığım vakit rakip blok olarak kapanır. Gerçi sonraki maçlarda da leblebi gibi attım golleri. Mesela bir maç var, hiç unutmam. 1. amatör kümede şampiyonluk maçı. Şimdi maçın başında şöyle... Ya Bobedo, Allah aşkına bir sus be. Azıcık da sallama ulan, atma ulan. Yetmez mi bu sabileri kandırdığın? Kalbimi kırıyorsun, yaşarım mı? Eğer şu kadarcık atıyorsam... Sus, yalan yere yemin etme şimdi. Gel yavrum şöyle. Ne oldu? Ne diyor Hatice? Yarın belli olacakmış her şey. Gel otur şöyle, gel. Evresi mühimmiş bu lanet hastalığın. Nasıl yani? 1. ya da 2. evrede yakalarlarsa kurtulma ümidi yüksekmiş. Hadi inşallah kurtulur. Sana bir şey söyleyeyim mi? İçimde bir his var. Katiyen kötü bir şey çıkmayacak. Senin bir suçun günahın yok oğlum. Asıl kabahatli olan benim. Vakti zamanında anlatmalıydım tüm hakikati. Tansiyon 110'a 70. Ateşi de yüksek değil. Ben biraz burada kalabilir miyim? Ama biraz. Söz. Mustafa, biricik torunum. Sen olmazsan ben ölürüm. Dayanamam yokluğuna. Ne olur ölme. Ne olur kalk ayağa. Yüce Rabbim güç versin sana. Becer versin Mustafa. Dede. Dede dur. Durdum oğlum. Tamam. Bak buradayım. Yanındayım. Bir şey söylemek istiyorum sana. Dinliyorum oğlum. Hani şu tepecik var ya. Evet. Hani senede bir gün oluyor ya. Hıdır Ölez'den bir gün önce. Evet. Daha fazla tepecik olsun dedi. Kandiller dedi olsun. Öğretmiştin ya bana senede 5 kandil var diye. Öyle. 5 kandil var. Her kandilde tepecik yapalım bizim orada. Türkiye'de de kandil lafı geçiyor zaten. Söz ulan sana. Bizim mahallede senede 5 kere tepecik yapacağız. Gerekirse tek tek evlere dolaşıp tüm çocukları ben çıkaracağım dışarı. Söz sana. Yeter ki iyileş. Yeter ki ayağa kal. Bir gül bana. Bir koştur şöyle ortalıkta. Top oyna sonra. Çamurlara belensen de laf etmeyeceğim sana. Söz. Dede sözü. Tek laf edeyim. Dilimi kesmezsem
Bana da makas demesinler. Gördün mü bak? Nasıl da ayağa kalktın seni kerata. Sakın ha. Biraz hava almaya çıktık sadece. Bağışlayın doktor hanım. Yani Hatice bacı. Naci yengeni istedim Mustafa. Anası bir an bile tereddüt etmeden verdi kızı. Niye? Çünkü alemin en kralının hanımı olacağım. Lafı ağzımdan aldı, iyi mi? Biliyor tabii Vedat abi senin ne bitirim olduğunu. Ben iyileşince ikimiz ardım verdim yaparız. Olur. Barıştık biz. 5 kere tepecik yapacağız artık. 5 kere. Ya anlattım ben onlara. Vallahi da billahi de ben ne derseniz yapmaya hazırım. Eskiden annemle babam çık diyorlardı tepecik gecelerine, zorla çıkıyordum. Ama şimdi kendi isteğimle çıkacağım. Yeter ki sen iyileş. Ekmek Musaf üzerine yemin ederim ki. Hani pantolon kesilmişti ya. Dönmüştün düzgün abiye. Onun suçu değildi. Ben kesmiştim pantolonu. Hı? Vallahi. Ben de görmedim vallahi. Onun tek suçu bahşişi kendi koparacak diye ses çıkarmamasıydı. İki gözüm kör olsun ki ben her zaman senin yerine dayak yemeye razıyım. Yeter ki iyileş, aramıza dön. Bütün pantolonları sen kes. Bütün bahşişleri sen al, dayakları ben. Hop hop. Ne demek ulan bütün pantolonları sen kes? Kötü bir niyetle söylemedim ben bu lafı usta. Nimet çarpsın, ben sadece Mustafa'nın... Tamam oğlum, tamam. Yorma kendini. Gidelim mi artık? Hadi. Tahlil sonuçları geldi doktor hanım. Patoloji? O da burada. Temizliğine önem göstermelisin. Çok dikkat et, tamam mı? Tamam. Sayın profesörüm. Nasılsınız? Nasıl olalım işte. Çocuğumuzun neticesini bekliyoruz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hatice'ye güvenin. Anlamıştım. Ha? Baba. Ha? Kurtulacak. Henüz 1. evrede hocam. Allah torununu sana bağışladı. Şükürler olsun ya Rabbi. Kurtulacak. Kızım. Hatice'm. İyileşecek sayın profesörüm. Allah sizden razı olsun. Allah tuttuğunuzu altın etsin sayın profesörüm. Çok sağ olun efendim. Bu gene sende kalsın hocam. Tüm masrafları kızım Hatice karşılamış. Kuruş ödemedik hastaneye. Büyük geçmiş olsun Vakkas usta. Allah önce kaybettirip sonra yeniden buldurdu torunumu. Kızını da öyle. Öyle ya, öyle. Hepinizden Allah razı olsun. Biz onu almayacağız. Ne demek oluyor bu? Şu demek oluyor. Onunla Mustafa'ya üst baş alacaksın. Buyurun. Bir kahve ikram edeyim. Dedim bırakın evin tüm eşyalarını ben alayım. Yok dedi kayınvalide. Senin gibi klas bir damada sahip olmak bana yeter. Ne olur elleşme. Evde biz düzelim diye yalvardı. Sen ne dedin? Ne diyeceğim? Koca kadının kalbini kıracak halim yok herhalde. Tamam dedim. Peki Naciye kızımız ne dedi? Sustu o. Kayınvaliden bir şey dedi mi peki bunun üzerine? Dedi. Düğün salonunda ben tutmak istiyorum dedi. Sen ne dedin? İşte o olmaz dedim. O ne dedi? Yalvardı gene. Önümü gör ben tutayım dedi.
Bulmuş tabii benim gibi. Artistler arasında yapılacak olası bir müsabakada birinciliği kimseye kaptırmayacağına, kalıbını basacağı damadı. O yüzden. Sen ne dedin peki? Yüzükleri ben alayım bari dedim. O ne dedi? Bir şey diyemedi. Ağlamaya başladı. Sonra çıkarıp gösterdi. Meğer yüzükleri almışlar bile. Peki sen bir şey dedin mi? Eyvallah anacığım dedim. O sana ne dedi? Ulan yeter be. Sabahtan beri o ne dedi, bu ne dedi? Biri çulsuz atıp tutmaktan başka bir şey bilmiyor. Ötekisi sorgu sual kabir. Dede. Dede, topumu patlattılar dede. Ulan ben seni... Gel. Dilini kesmek zorunda kalırsın. Sonra demedi deme. Mustafa, oğlum. Mustafa, Muhammed Mustafa. Bu gece kandil. Yani? Yani tepecik. Herkes hazır Vakkasem mi? Emrettiğin gibi. Her kandil bir tepecik yapılacak artık. Ben hallettim. Önce mırın kırım etti millet ama... Baktılar ki işin arkasında ben varım. Anında kabul ettiler. Hadi oradan. İmam Efendi razı etti. Her kandil bir kutlamadır çünkü. Hem ibadet edilecek... ...hem de tüm yüzler gülecek. Kalbimi kırıyorsun ama Vakka sen mi? Niye ulan artist? Adama bak ya. Milletin içinde ensemizin tozunu alıp fiyakamızı bozuyor. Bir de niye diye soruyor. Küpeycük, küpeycük, eski hamam küpeycük, küpeycük. Veren olsun, veren olsun. Vermeyenin kel başlı bir kızı olsun. Yağ parası, bur parası, akşam oldu kandil parası. Sırtına şunu al baba. Üşüteceksin. Karışma bana. Hastalanırsan bakmam bak. Başka doktor var herhalde. Ona giderim. Ben bedava bakarım ama. Geldiler. Elimden ne gelir ne gelir? Hayırlı kandiller Vakkas dede. Kandilin kutlu olsun Vakkas dede. Hayırlı kandiller çocuklar. Kandiliniz mübarek olsun.